İnsanlar ve devler arasındaki savaş, fasulye sarmaşıklarından açılan gizemli geçitle birlikte yeniden başlamıştır. Kaçırılan prenseslerini geri almak için devler dünyasına gönderilen askerler, bir devle karşılaşmış ve çaresiz bir şekilde esir düşmüşlerdi. Bir çiftlik çalışanı olan Jack, saklandığı sudan çıkar ve askerleri esir alan devin peşinden takibe koyulur. Bu esrarengiz ve devasa dünya, devlerin krallığına ait olmasına rağmen onların efendisi de insan soyundan olan Lord Loderick'ti. Bu görkemli dünyanın lideri olan Lord, devler üzerinde tam itaate sahipti ve tek amacı insanlara ait olan dünyayı işgal edip kendi krallığına katmaktı. Esir alınan askerler, yaşlı bir dev muhafız tarafından zindana götürülürken Jack onları takip eder. Kendisine güzel bir insan ziyafeti çekmek için dürüm hazırlayan muhafız, içeriye sızan Jack'ten habersizdir. Muhafızın dikkatsizliğinden faydalanan Jack, komutanın eline bir bıçak tutuşturur ve tavana saklanır. Muhafız, prensesi almak için arkasını döndüğünde onun üzerine atlar ve elindeki kılıcı onun ensesine saplar. Yaralanan yaşlı muhafız, kafasını çarparak aldığı darbeyle yere yığılır. Fakat buradan çıkmak o kadar kolay olmayacaktı. Filmin devamını izlemeyi ve videoyu beğenip beni takip etmeyi unutmayın. Devler Krallığı'nın muhafızlarından birisinin uyuyakaldığını gören Jack, komutanıyla birlikte miğferi açar ve arı kovanını içine atarlar. Arıların saldırıya geçmesiyle birlikte uyanan dev, can havliyle sağa sola yalpaladıktan sonra su birikintisine basarak kayar ve kafasını kayaya çarpar. Kafasındaki miğferi çıkaran devin yüzü gözü şişmiş haldeydi ve burnunun ucuna gelen minik arı son noktayı koyunca uçurumdan aşağı düştü. Muhafızlardan kurtulduktan sonra komutan yeni bir plan yapar. Jack'ten bıçağı alan komutan, prensesi ona emanet eder ve Devler Krallığı'nın lordunun kellesini almak için geri döner. Uçurumun kenarına gelen lordun üzerine atlayan komutan, onunla boğuşmaya başlar. Uçurumdan aşağı düşmek üzere olan komutan, son anda lordun elindeki kılıçla bir hamle yapar ve onu ayağından yaralar. Karnına aldığı hançer darbesinden sonra, lord yere yığılırken komutan da kaçmaya başlar. Devler Krallığı'nın generali olan Fallon, lordun yüzüğünü kendi parmağına takar ve krallığın yeni lordu olarak tüm orduyu kendine diz çöktürür. Prensesi yanına alan Jack, Devler Krallığı'ndan dünyaya gizli bir geçit olan fasulye sarmaşıklarından geçerek prensesi dünyaya getirir. Güzel prensesi ülkesine getirip kralına teslim eden Jack, kızını kurtardığı kralın ödülünü kazanmayı hak etmişti. Jack için asıl ödül tabii ki de prensesin kalbini kazanmaktı. İnsanların dünyasını ele geçirmek için harekete geçen yeni lordumuz Fallon, tohumlarını attığı fasulye sarmaşıkları ile birlikte gizli geçiti açar ve savaş borazanları çalmaya başlar. Devler ve insanlar arasındaki varoluş savaşının devamını görmek için son bölümü izlemeyi ve videoyu beğenip beni takip etmeyi unutmayın. Devler Krallığı'nın ordusu, insanların dünyasını işgal etmek için saldırıya geçer. Fiziksel olarak büyük bir üstünlüğe sahip olan bu orduya karşı yalnız ve yalnızca zekayla dolu bir taktikle savaş kazanılabilirdi. Devler ordusunu kendi üzerine çekerek savaşı surların önünde sürdürmek isteyen komutan, kanallara dökülen kızgın yağlarla bir alev çemberi oluşturur. Öncü birlikler kapısını kapatmak üzere olan surlardan içeriye girerken, geride kalan Jack de beyaz atıyla birlikte son anda içeriye atlamayı başarır. Jack'in ardından sur kapısına tutunan devi zıpkınlarla vuran ordu, onu düşürmeyi başarsa da kapıya kancalar atan devler kaleyi zorlamaya başlar. Prensesi şatoya götüren Jack'in arkasından içeriye General Fallon girer. Jack'in gizli geçite sakladığı prenses, generalin onlara baktığını görünce korkup çığlık atar ve saklandıkları yeri belli eder. Hızla koşmaya başlayan Jack'in arkasından giden prenses, generalin ellerinden kurtulmayı başaramaz. Jack, elindeki baltasını fırlatarak generalin kafasına saplar. Canı yanan general, avuçlarının arasındaki Jack'i yutmak için ağzını kocaman açar. Jack, avucunda tuttuğu sihirli sarmaşık fasulyesini generalin ağzına fırlatır. Köklenmeye başlayan sarmaşıklar, generali hızlıca parçalar. Generalin parmağındaki yüzük, Devler Krallığı ordusuna hükmedecek olan komutanı temsil ediyordu. Sur kapılarına doğru ilerleyen devler, yere diz çökerler ve kafasına kraliyet tacını takan yeni komutanları Jack'e olan itaatlerini gösterirler. Prensesle evlenip soyunu devam ettiren Jack, her iki krallığın da yeni hükümdarı olmayı başarmıştır. Daha fazla film tanıtımı için videoyu beğenip beni takibe almayı unutmayın.